konuşuyorlar. Ya tatil planları konuşuluyor, ya spor yapıp yapmadıklarını konuşuyorlar. Ya nasıl diyet konuşuyorlar falan. Yani konuşmalar hakikaten bunlara dönüştü. Dünyanın başka meseleleri var. Üzerinde kafa yorulması gerekiyor. Güzel hikayeler var, anlatılması gerekiyor. Birinin o hikayeleri geleceğe taşıması gerekiyor. Bunun bir yolu dediğim gibi kitap yazmak ve bu yolla anlatmak, bir yolu böyle söyleşilerde konuşmak, programlar yapmak, sanatın her dalı aslında bunlara imkan veren alanlar. Benim böyle küçük dertlerim var kendimce ve bunların üzerinde çalışmayı seviyorum. Bu yüzden bu yollardan bir tanesi yazarlık oldu. Teşekkür ederim sorun için. Kimde? Öncelikle şunu söyleyeyim, bir dönüyor konuşmak benim için harika bir duygu. Teşekkür ederim. İsteniz? Beril. Beril, merhaba. İşte o çocuk programında, çocuk ve yetişkin edebiyatında aslında aynı kaynaktan beslendiğinizi söylemiştiniz. Bir ağaç olarak gördüğünüzü ve bu ağacın yeşil yapraklarını ve meyvelerini çocuklara verdiğiniz, geriye kalan dökülmüş yapraklar ve kuru dalları da yetişkin edebiyat olarak gördüğünüzü söylemiştiniz. Peki siz bu yazıları yazarken duygularınızda ve yazılarınızda ne gibi değişimler oluyor? Neler hissederek yazıyorsunuz? Teşekkür ederim. Gördünüz mü okur nasıl oluyor? Teşekkür ederim sorun için. Ben aslında çok da ayırdığımı düşünmüyorum. Yani illa yetişkin edebiyatında çok ciddi olmalıyım, daha karamsar olmalı, daha ciddi cümleler, daha uzun cümleler, daha eski kelimeler kullanılmalı. Böyle bir düşüncem yok. Türk edebiyatındaysa daha anlaşılır olmalı gibi bir kaygım yok. Aslında kendiliğinden akıp giden bir süreç yok. Ben fikri bulup onu yaşatmayı seviyorum. Bu bazen aynı konuyu bir çocuk edebiyatında da işleyebiliyorsunuz, bir yetişkin edebiyatında da işleyebiliyorsunuz. Hiç unutmuyorum, ben Dedenin Bakkalı kitabını yazdığımda bunu bir arkadaşıma göndermiştim eskizlerini. Ve demişti ki, ama bu bir çocuk kitabı değil, bu bir yetişkin kitabı. Ben dedim ki, hayır ben bunu bir çocuk kitabı olarak yazdım. Bu konuyu tartışıyorduk ve sonra dedim ki, istersen ben sana aynı konuyu hiç değiştirmeden bir yetişkin öyküsü olarak da çalışabilirim. Ve o gün oturup Tarih Hoşçakal Lokantası'nın ilk öyküsü Kaya Battaniyesi'ni yazmıştım. Aynı kelime, aynı yer, hikaye aynı yerde geçiyor, aynı kişiler var. O da onun aslında yetişkin versiyonu. Bu iki kitap, o kitap ve o öykü arasında böyle bir benzerlik var. Dolayısıyla aynı yerde geçiyor. Çocuk için anlattığınızda başka türden aynı şeyi anlatıyorsunuz. Yetişkin olarak anlattığınızda başka bir dil kullanıp yine aynı şeyi anlatabiliyorsunuz. Teşekkür ederim güzel soru için. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Ben ayakta durmayı hiç sevmem, hemen benim ağrım. Siz ayakta duruyorsunuz ya, ben böyle o yüzden bunu hissediyorum. Yukarıda loca var. Orada da boş yerler var. Arka taraflar için söyleyebilirim bunu. Söyleyeyim şöyle, buradan görünüyor musunuz, görünmüyor olduğunuz için söyledim. Buyurun, yeni soruyor. Şermin teyze. Canım. Tamam, tamam. Ben bir tane küçük hikaye yazdım, okuyabilir miyim? İstersen bunu bana imza sırasında verip okursan sevinirim. Çok tamam. Kısa. Peki, evet. O zaman hadi seni dinleyelim, oku. Adını söyle önce. Eslem Uysal. Eslem'in öyküsünü dinliyorsunuz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir ayıcık varmış. Ayıcığın adı da Bombo'ymuş. Bir gün ayıcık Bombo yürürken bir tane tavşan görmüş. Neden yalnız başına oturuyorsun? Çünkü annemle babam beni terk etti. İstersen biz böyle gidebiliriz. Tamam. Dik dik. Olabilir.
bana bir şey anımsattı. Anne müzesini daha yeni böyle yerini belli olduğunda ustalar geldiler görmek için, işte tadilat başlayacak falan. Dediler ki hocam sen buraya ne yapacaksın? Dedim ki peki size bunu anlatabilirim ama isterseniz gezdirerek anlatayım. Henüz içeride hiçbir şey yok. Yani sadece duvarlar var ve bir inşaat çalışılacak boş bir bina orası. Tabii dediler. Peki dedim lütfen dışarı çıkın. Burası kişi olacak. Buradan bilet alıyormuş gibi yapın. Ben de sizi gezdireyim. Üç tane adam peki dediler. Dışarıya çıktılar. Hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk dediler. Üç kişinin de evet dedim. Ve ben onlara bakın burada bunu görüyorsunuz, bakın burada şunu görüyorsunuz, burada